Emir Bey, kliniğinizin bugünkü gelmiş olduğu başarıda sizin payınız oldukça büyük. Türkiye'nin en bol ödüllü ve en iyi estetik cerrahlarından birisiniz. Kliniğin ve kariyerinizin geleceğiyle ilgili ne tür planlarınız var acaba? Biraz bahsedebilir misiniz? Öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Bu kliniğin bugünkü haline gelmesi sadece benim değil, tüm ekip arkadaşlarımın başarısıdır. Bugün dünyanın sayılı kliniklerinden birinin başındayım. Ama artık yeni maceralara yelken açma, bir değişiklik yapma zamanı geldi. Cerrah ve yönetici olarak klinikteki görevimden istifa ediyorum. Tabii yeni gelen tekliflere de açığım. Hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar. İstifa mı dedi o? Doğru mu duydum ben? Bravo. Beğendin mi yaptığını? İstifa mı etmiş? Ha? Gerçi belli olmaz. Emir'in ne yapacağı belli olmaz. İstifa ettim falan der. Akıl oyunları oynuyor böyle yani. Yerine kim geçecek bir de? Bir de öyle bir durum var. Sen tabii ki Mete. Baş cerrah, baş patron. Başımızın tacı olarak öyle düşün yani. Öyle konumlandır kendini. Yok canım. Öyle mi diyorsun? Efsun. Senin haberin var mıydı bu istifadan? Hayır. Emir hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordu. Ben de bilmiyordum, anlamadım. Tabii tabii bilmiyordun. Sen o kurulu topladığın an biliyordun böyle olacağını. Planlıydın, planlı yaptın. Sen bir haddini bilsene. Yoksa? Bana bak. Antep'ten geldim ben. Öyle sizin gibi karizma bozulmasın falan takma. Dağıtırım ben burayı, anladın mı? Üçe kadar sayıyorum, çık git. Üç. Arkadaşlar, Efsun. Arkadaşlar, tamam. Sakin et, dur dur. Efsun, ben de geliyorum. Tamam, sakin. Tamam, sakinim ben. Ben de bir Kaya abiye bakayım. Herkes Kaya Bey'e bakmaya gidiyor. Oysaki patron sensin. Bu olanlar senin için hiç hayırlı değil. Sağ ol ya. Ne güzel konuştun yine. Her zamanki gibi. Efsuncuğum, lütfen panik yapmıyorsun. Kaya Bey'le konuşacakları inşallah. Kaya Bey her şeyin en iyisini bilir. Lütfen panik yok artık. Tamam, paniksiz. Paniksiz. Başımıza bunlar da mı gelecekti? Alo. Hocam istifa etmişsiniz. Şimdi nereye gidiyoruz? Hiçbir yere gitmiyoruz Canan. O klinik benim. O kadar kolay vazgeçer miyim sandın? Biraz burunları sürtsün. Beni kaybetmenin ne demek olduğunu anlasınlar. Tam tahmin ettiğim gibi. Hocam ben her zaman sizin yanınızdayım, bilin istedim. Biliyorum, sağ ol. Emir! Merhaba baba. Merhaba mı? Ya sen benim düzenlediğim bu sempozyumda nasıl böyle bir şey yaparsın? Nasıl istifa edersin? Bilmem. Bizim camiadan herkes buradayken iyi bir fikir gibi geldi bana. İyi bir fikir ha? Hı hı. Peki, bu yaptığını yazdım bir kenara ama. Benim hanem senin için çiziklerle dolu zaten. Bir tane daha olsun, fark etmez. Emir Bey, istifanızla ilgili birkaç soru var. Gazeteciler geliyor. Kararını ver. Yanımda mısın? Karşımda mısın? Kaya Bey. Kaya Bey. Kaya Bey, Emir Bey'in istifasıyla ilgili bir açıklama yapacak mısınız? Haberiniz var mıydı? Olmaz mı? Vardı tabii. Vardı, olmaz mı? Babam her zaman olduğu gibi bugün de en büyük destekçim. Teşekkür ediyorum. Aranızda bir sorun yok yani, öyle mi? Ne münasebet.
Öyle bir şey olabilir mi? Emir bizim en iyi cerrahlarımızdan. Kaldı ki ben de babası olarak aldığı her kararın arkasındayım. Ama buraya sizi çağırmamızın sebebi böyle ufak tefek meseleler değil. Sempozyumumuzun sürprizini açıklayayım sizlere. Alanının en iyi doktorlarından Ali Bıçakçı'nın canlı canlı ameliyatını izleyeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Ali Bıçakçı İstanbul'da arkadaşlar. E ne duruyoruz, ne bekliyoruz? Buyurun hep beraber izleyelim o zaman. Buyurun. Pardon, pardon, pardon çok küçük. Pardon, pardon. Ne yapıyorsun Efsun? Ne yapıyorsun ya? Beni peşimi bıraksın. Bırakmam peşini. Söyle. Çabuk söyleyeceksin. Niye istifa ettin? Emir ne yaptık sana ya? Emir niye böyle şeyler yapıyorsun sen? Söyle. Susar mısın Efsun? İnsanlar burada sonra konuşuruz. Ne zaman sonra? Konuşacak mıyız? Söz ver. Söz ver. Söz ver. Söz. Söz mü? Söz. Söz. Allah'ın adını verdim. Yeter ki sus. Söz. Yeter ki sus. Tamam. Bak bu adam dünyada hayran olduğum sayılı cerrahlardan. Şu tekneye bak. Harika değil mi? Bak bunun kemiğine hiç dokunmadan yapıyor bu tekniği de. Doktor Miller'ın tekniği. Bu adam gerçekten çok iyiymiş. Estetik cerrahların çoğu bilmez bu tekniği. Sen ne alaka, nereden biliyorsun? Ben artık patron olduğuma göre estetik cerrahiyle ilgili her şeyi araştırıyorum, okuyorum yani. O yüzden okumayayım mı? Okumak da mı suç? Aa. Seni biraz fazla hafife aldım galiba kliniği yönetemeyeceğine dair. Bu ameliyatı yapan doktorun adı Ali Bıçakçı. Ali Bıçakçı uzun yıllar Amerika'da. Kim? Ali Bıçakçı. Onu da mı duydun yoksa? Nereden duyacağım ya Ali Bıçakçı'yı ben? Tanımıyorum ben onu. Aa, nereden tanıyacağım ben Ali Bıçakçı kim nedir bilmiyorum ben. Ameliyat sonrası otele geliyor konuşma yapmak için. Hangi otele? Bu bizim kaldığımız şu çatısı altında olduğumuz otel. Evet, bu oteli. Tanışırız birlikte. Ben gidiyorum. Ne oldu? Kan tuttu beni. Beni kan tutar, ben bakamam böyle şeylere. Bakamam, bakamam. Çok kötü. Çok çekil artık ayağımın altından. Bıçakçı. Evet. Ali Bıçakçı. Evet, evet o. The Bıçakçı. Ex sevgilin. Evet, ta kendisi. Amerika'da yaşamıyor muydu o? Ya işin magazin kısmına takılma. İşe odaklan. Meseleye odaklan. Buraya mı geliyormuş? Evet. Evet buraya geliyormuş. Ne yapacaksın? Ne yapacağım ben? Ben kaçacağım. Bana ne sen? Ne sen düşün. Sen düşün. Aklıma fikir geldi. Fikir geldi. Ben de kal. Ali'ye de sen. Kimseye söyleme. Aramızda kalsın. O da kimseye söylemese. Nasıl fikir? Bence çok iyi. Ne diyorsun Minnur ya? Ne diyorsun? Bu mantıklı mı şimdi? Tabii sen adamdan kötü ayrıldın değil mi? Ben sana ne diyorum? Şu adamlardan iyi ayrıl diyorum. Ya iyi ayrıl ya şu adamlardan. Ya iyi ayrılık diye bir şey var da ben mi bilmiyorum? Bilmiyorum. Ne diyorsun ya? Ali ile karşılaşırsam cerrah olduğum, Amerika'da okuduğum her şey ortaya çıkar. Biterim ben ya. Ay yalancı çoban. Ne yapıyorsun sen şimdi? Kaçıyorum. Sen bir yere gidemezsin ki. Aşağısı çatı kazanı gibi kaynıyor. Kaya Bey'in canı burnunda. Emir de sen iş görüşmesinde açtığında fişine da. Kimse senin patronluğuna inanmıyor. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Gidemezsin ki. Çok kötü bir fikir bu. Gidemezsin. Biliyorum da ne yapayım? Ne yapayım? Allah kahretsin. Ali beni görürse biterim ben. Görmeyecek. Nasıl olacak o? Kılık değiştirerek. Bak bana geliyorlar böyle. Bak. Binnur. Kızım ben doktorum. Bu kliniğin patronuyum. Nasıl kılık değiştireceğim ben ya? Sen değiştirmeyeceksin ki. Binnur ne yapıyorsun sen? Şu kadının yüzüne baksana Efsoş. Aynı benim yüzüm. İnternetten araştırdım. Çok dramatik bir hikayesi var. Yürekler dağılır. Allah'ım. Kıyamam ben buna. Binnur gerçekten sanatsever olmak için şu anı mı seçtin ya? Kendine gel toparlan. Aynı kıvrımlar, aynı yüz hatları. Aynı Altun Orhan, Emir Demirhan bile böylesini yapamaz. Heh, bak ben de diyorum. Emir Demirhan diyorum. İstifa edemez diyorum. Yürü, yürü. İşine odaklan biraz. Bana odaklan, bana. Yürü hep, yürü, yürü. Emir'i bulmamız lazım, yürü. Acın, acımdır bacım.
Seni yüreğimde taşıyacağım. Karışmış, insanlar panik. Sen burada masaj mı yaptırıyorsun? Sen de ister misin? Biraz gerginlik var galiba sende. Hani konuşacaktık? Konuşuruz ya. Ne acelem var? Acelem var benim Emir Bey. Acelem var. İstanbul'a dönüyorum ben. Kalk çabuk. Ne o? Kaçıyor musun yoksa? Ne oldu? Ortalık mı karıştı? Benden mi kaçıyorsun? Sıcakmış. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Kalk hadi kalk kalk kalk. Kalk giyin. Ya gerçekten bir rahat yok ya. Of ya of. Bana Allah her şeyi Allah. Bir bir anlatacaksın tamam mı? Her şeyi. Of. Planın ne, derdin ne, niye istifa ettin hepsini tek tek öğreneceğim. Ya seni niye ilgilendiriyor ki? Artık klinikte değilim, ortak da değiliz. Bak hep istediğin şey oldu, git kutlamanı yap artık. Seninle hemen şimdi konuşacağız. Hadi yürü, geliyorsun. Böyle mi geleyim? Tamam. 5 dakikan var. 5 dakikayı barda bekliyorum seni. Giyin. Emredersin. Patron. Görev tamam. Şu haline bak, şu haline. Şu haline bak. Nerede kaldı bu ya? Cilt bakımına falan mı girdi? Biz burada ağaç olduk bekliyoruz. İç şunu iç. Rahatlarsın. Bu ne? Le Horbe Gersu. O ne kız? Aman ne bileyim ben. 87 tane bitkinin böyle bir şifası, bir şey, özü bir şey varmış içinde. Yani çakraları makraları açıyorum, sakinleştiriyorum. Al şunu, zehirlenmeyeyim. Al. Efsun? Aa! Ali, Ali. Senin ne işin var burada Ali? Hanımefendi size iyi günler. Le Hobe, size de beyefendi. Guten Tag. Yıllar sonra seninle tekrardan böyle karşılaşmayı hiç beklemiyordum. Sen de mi konferansa geldin? Hı hı, evet. Evet ama... Soru cevap yapacağım. Gel sen de. Sonrasında bir şeyler içeriz. Sohbet ederiz. Arayı kapatırız. Öyle diyorsun. Olabilir, olmayabilir. Ama Ali şöyle... Ali, Ali beni tanımıyorsun tamam mı? Beni tanımıyorsun. Anlatacağım sana. Anlatacağım. Beni, tanıma beni. Tanıma, sakın tanıma. İşte böyle buralar. Her şey var burada mümkün. Aa! Emir. Merhaba. Merhaba. Ali Bıçakçı değil mi? Evet. Ben Emir Demirhan. Sizi tanıyorum. Amerika'daki sunumunuzda oradaydım. Tanışma fırsatımız olmadı ama estetiğe bakış açınızdan etkilendiğimi söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Ben de sizin tekniklerinizin sıkı takipçisiyim. Hatta ameliyatınızı keyifle izledik. Değil mi Efsun? Siz tanışıyor muydunuz? Sohbetinizi mi böldüm? Ne alakası var? Ben tanımıyorum. Ali Bey yolunu kaybetmiş. Bana sor. Ali Bey dediğim gibi burası havuz. Şurası spa şeysi. Şuradan da konferans salonu. Şuradan şu tarafta. Sorun size şey yaparlar, gösterirler. Efsun Armağan benim klinikten ortağım. Hı. Daha doğrusu ortağımdı. Biraz önce istifa ettim de. Duydum, duydum. Böyle haberler çabuk yayılıyor. Efsun Hanım siz cerrah... Ben dermatoloğum. Dermatoloğum ben. Benim cerrahlıkla, kanla, vahşetle işim yok. Beni kan tutuyor o yüzden. Dermatolog öyle mi? Dermatolog evet. Siz konferans salonunu niye arıyordunuz? İçiniz gücünüz vardır sizin. Buyurun sizi alalım şöyle. Evet ben ameliyatla ilgili soru cevap yapacağım. Gerçi siz dermatolog olduğunuz için ilginizi çok çekmeyebilir. Hiç çekmez. Yok işim olmaz. Benim son derece çeker. Buyurun birlikte gidelim. Ama Emir bizim toplantımız vardı ya seninle.
acil bir toplantı yapacaktık hani. Ne acelesi var ya? Ali Bıçakçı'yı dinlemek 40 yılda bir gelecek fırsat. Daha sonra yaparız toplantıyı. Buyurun buradan. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. En kısa zamanda görüşmek üzere Efsun Hanım. Ben de. Hoşçakalın. Emir, Emir. Ya hani konuşacaktık? Söz verdim. İyi, tamam. Akşam yemek yiyelim. Gidişimi kutlarız birlikte. Saat 7'de otelin önünde. Ciao. Ay. Ay, yine çap çap çap. Ne bu çap yeni çıktı ya, Allah Allah. Suvan. Geldim, geldim. Oo. Kırmızı halıdakiler halt etmiş yanında. Bu ne güzellik ya. Çok güzelsin. Çok abartı oldu değil mi? Ben bunu çıkaracağım. Ya saçmalama kızım ya. Şu güzelliğe yazık. Günah. Yanımda tek şık bu elbise vardı. Kokteyl falan olur diye almıştım ama bu... Emir'le buluşmak için fazla oldu bence. Hayır hayır, olmamış. Gayet güzel. Kim bilir o ne giydi. adam günlük hayatında bile damat gibi giyiniyor. Yok yok, böyle olmaz. Çıkaracağım. Aa, hayır hayır. Bırak. Aa, aa. Çıkaracağım, çıkaracağım, çıkaracağım. Aa, hayır hayır, kola bozma. Hayır. Efsu hoş. Ne? Siz artık iş arkadaşı değilsiniz Erik'le. Ya anlasana. Adamın temel prensibi neydi? Hı? İş arkadaşlarıyla sevgililik yok. Yani engel ortadan kalktı. Siz bugün, bu akşam baş başa, göz göze, dudak dudağa. Binnur, Binnur. Ay ben de tam bunu düşünüyordum değil mi? Otelin restoranında yarım saat buluşup dağılacağız, bu kadar. İyi. Ha, kim? Kim? Emir. Ne diyor? Kalabalıkta buluşmayalım. Sahilde bildiğim çok iyi bir restoran var. Orada yer ayırttım. Oo, bravissimo. Süper, süper. Kavga çıkarırım diye korkuyor herhalde. Rezil olmasın diye ücra yerlerde buluşmak istedi. Bak, görüyor musun? Neyse, tamam. Hazır mıyım? Bitti. Hı, güzel, çok güzel. Çok abartılı oldu. Hayır, rujumu sileyim, rujumu sileyim. Hayır, hayır, hayır. Abartma, tamam. Yırtmacı çok aşağı atma. Güzel. Bu nasıl bir güzellik? Çok güzelsin. Sağ ol. Sen ne arıyorsun burada? Ne arıyorum? Mesela neden seni tanımıyormuş gibi yapıyorum? Ve estetik cerrah olduğunu neden saklıyorsun? Durumlar biraz karışık Ali. Sonra konuşsak. Olmaz. Çünkü yalanı dolanı sevmiyorum biliyorsun. Hadi gel bir şeyler yiyelim. Ya da soran olursa ben doğruyu söyleyeyim. Seçim senin. Yiyelim. Yiyelim, tamam yiyelim. Sen neden bu kadar gerginsin? Ben mi? Gergin falan değilim, hayır. Yok yok. Ali, nasılsın? Ayrılışımız birazcık tatsız olmuştu. O zamandan beri. Geçti gitti. Sonrasında sana hak verdim biliyor musun? Yani beni terk etmekte haklıydın. Çünkü hep kariyerim ön planlıydı ve seni çok fazla ihmal ettim. Sorun tam olarak bu değildi ama neyse. Geçmiş gitmiş artık. Bir sorun kalmadı. Arkadaşız biz artık. Efsun ne oluyor? Yani sen neden böyle garip davranıyorsun? Neden ben seni tanımıyormuş gibi yapıyorum? Ali, ben cerrahlığı bıraktım. Dermatoloji okudum. Buradaki hiç kimse benim cerrah olduğumu bilmiyor. Neden? Boş ver. Sırlarla dolu Efsun. Unutmuşum. Peki ben neden senin eski sevgilin olduğunu saklıyorum? Şimdi sen tanınmış bir doktorsun.
Yıllardır Amerika'da olduğunu herkes biliyor. Beni de Gaziantep'te... Anladım. Anlamadım ama anladım. Lütfen kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Hekim! Hekim bak bak bak, dik dik bakıyor. Bak bak, öyle dediysem de hemen bakma, bakma öyle, bakma. Bak diyorlar ki bu adamın yanında bu kızın ne işi var diyorlar. Görüyor musun? O rezil ol. Bakma, bak, bakmıyorsun değil mi? Bakma, sakın bakma. Efsun, bir patron olarak ekibinden biraz fazla korkmuyor musun? Bu Emir, aranız iyi değil galiba. Bir şey yok, bir şey yok. Boş ver. Önemli bir şey yok yani. Ben seni gördüğüme çok sevindim Ali, gerçekten. Yani bir daha gelirsen, İstanbul'a yolun düşerse ara, bir kahve içelim. Hatta Antep'e beklerim. Atlar var, eşekler var. Takılırız. Olur. Gelirim tabii. Bence iş görüşmesi. Emir'i kıskandırmak için şimdi Emir Ali'yi kıskanır. Çok iyi bir cerrah onunla. Ama yani gereksiz. Ben varken ne gerek var değil mi? Belki de bize gözdağı veriyor. Olabilir. Siz giderseniz gidin, ben yeni ekip kuracağım diye olabilir. Emir'in boşluğunu Ali ile dolduracağım diye de olabilir. Ama akıllı kadın biliyor musun? Benim ilgimi çekti. İş görüşmesi değil bu. Bence bunlar kurulaşıyorlar. Net. İş görüşmesi. Ben de bir kurulaşma görüyorum. Yani sanki iş görüşmesi değil de ilişki görüşmesi gibi bir hal görüyorum. Böyle mi oluyor ilişki görüşmesi? Ama belki de yanlış yorumluyor olabilirim. Yani belki de sadece business'tır. Olabilir mi? Olamaz. Sırrımı sakladığın için çok sağ ol. Geçmişi çözmen de beni çok rahatlattı. Hiçbir sorun yok. Her şey yolunda. Arkadaşız biz. Unuttuk gitti. O zaman benim bir sözüm vardı. Ben ona gideyim. İyi geceler. En son hatırladığımda seni defalarca aradım ama açmadın. Tamam tamam. O konuyu kapattık. Ama bu gece benimlesin. Sana yaptığım o minik iyilik karşılığında bu gece yiyeceğiz, içeceğiz, sohbet edeceğiz. Hiçbir yere kaçmak yok, tamam? Tamam. Ah, Emir geliyor. Emir. Emir. Gel ya buraya, gel şuraya otur. Arkadaşlar. Hoş ne yapıyorsunuz? Geldik. Tamam biliyorum, merak ettiniz. Ben de o yüzden uğradım. Birkaç gün her şey netleşecek. Zaten uzun uzun konuşuruz. Aa! Ay şuradaki Efsun değil mi? Ali Bıçakçı. Söyleme. Efsun orada gel. Dencim. Bıçakçı. Ay hocanın gözleri küçücüktü. Bana bakarken böyle kısardı, hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Adamı canından bezdirmiştin. Ya ne günlermiş. Unutmuşum ben. Gerçekten unutmuşum. Stanford sonrası hastane, Amerika. Çok garip. Özlemiyor musun? Yok. Özlemiyorum. Buna inanmamı bekleyemezsin. Ya sen o üniversiteden mezun olmuş en başarılı cerrahlardan bir tanesiydin. Başarılıydın, hırslıydın, yetenekliydin. Ya bütün herkes sana gıpta ederdi. Yani ne oldu da bıraktın? Ali, ben bunları konuşmak istemiyorum. Unutmaya çalışıyorum. Lütfen. Tamam. O zaman... İyi akşamlar. Oo, Emir Bey. biz de Ali Bey'le sohbet ediyorduk biraz. Öyle mi? Ne hakkında? Bir estetik cerrah olarak deneyimlerimi merak etmişti Efsun Hanım. Ben de kendisine onları anlatıyordum. Sağ olsun. Yardımsever. Aslında... Etrafında birçok estetik cerrah var ama farklı bir bakış açısı deneyimlemek istedi herhalde. Olabilir. Oturmaz mısınız diyeceğim ama. Teşekkür ederim. Benim bir yemek randevum vardı da ona gidiyorum. Size iyi eğlenceler. Afiyet olsun. İyi akşamlar size de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.